Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ülke gündemini meşgul eden bir konu hakkında bir video çekmek istiyoruz. Şimdi biliyorsunuz son dönemde bir Twitch üzerinden kara para aklama, dolandırıcılık yapma vesaire gibi iddialar var. Özellikle Jahrein isimli oyuncu işte içerik üreticisinin gündeme taşıdığı bu konu aslında uzun zamandır konuşulan ya da internet camiasında az çok böyle neler olduğunu merak edilen bir konuydu. Fakat çok komplike bir konu, onu söyleyeyim. Şimdi Twitch üzerinden kara para aklama, dolandırıcılık yapma, sahte kredi kartlarıyla işlemler yapma gibi yöntemlerle bazı yayıncıların para kazandığı iddia edildi. Şimdi bu aslında daha önceden de iddia edilen bir şeydi. Bu uzun zamandır aslında çeşitli iddialar vardı bu konuda ama herhangi bir delil yoktu. Fakat bir delil şöyle geldi. Geçtiğimiz haftalarda, daha doğrusu aylarda Twitch'in yayıncıların ne kadar kazandığına dair bilgileri paylaşıldı. İnternete düştü. Hatta Twitch de bu konuyu kabul etti bu arada, rakamların doğru olduğunu. Bu rakamlar içinde Türkiye'den de yayıncılar vardı. Şimdi Türkiye'deki bazı yayıncıların isimlerine bakıldığında bunların çok az izlenmeler yapmasına rağmen büyük paralar kazandığı da ortaya çıkınca bu konu aslında biraz daha ayyuka çıkmış oldu. Şimdi çok komplike bir sistem, çok aslında karmaşık bir sistem. Ben elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım ama bir nevi kara para aklama, dolandırıcılık yöntemlerinden bir tanesi de Twitch üzerinden gerçekleştiriliyormuş. En azından iddialar bu yönde. Şimdi nasıl yapılıyor bu sistem? Bazı oyunlarda bits adı verilen bir para birimi var ve bu para birimini siz yayını yapan kişiye yollayabiliyorsunuz. İşte 10 bits, 100 bits, 1000 bits neyse artık. Ve bu bitsler üzerinden bir para gönderimi yapılıyormuş bazı yayıncılara. Nasıl yapılıyor ama rakamlar büyük bu arada. 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar gibi. Hatta özellikle bazı büyük yayıncılar için de bu rakamların 10.000, 15.000 dolara kadar çıktığı da iddia ediliyor. Ve bunu gönderen kişiler de şöyle bir kurgu üzerinden o parayı gönderiyor. Diyor ki Ahmet, Mehmet neyse artık o kişinin ismi, sana ben 1000 dolarlık bits göndereceğim ama sen bunun yarısını bana vereceksin. İşte onu da şöyle açıklıyorlarmış, en azından bize gelen bilgiler bu yönde. Hatta internette siz de bu bilgileri bulabilirsiniz. İşte bu görüntülenmenin bir kısmı yurt dışında olduğu için o paralar yurt dışında paylaşmamız gerekiyor vesaire gibi. Yani para bits olarak gönderiliyor ama o paranın yayıncı bir kısmını geri veriyor parayı gönderen kişiye. Böyle bir kurgu yapılmış. Tabii bunun farklı farklı varyasyonları da vardır muhtemelen, en azından bizim bilmediğimiz ya da bildiğimiz. Farklı şekillerde de bu şekilde bir nevi kara para aklama yöntemi, bir şekilde bir bu paraları da en azından dolaşıma sokma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yaparken de iddialardan bir tanesi ise çalıntı kredi kartlarıyla yapıldığı konusunda da bazı iddialar var. Bu Türkiye'de çalınan kartlardan değil, özellikle yurt dışında, hatta gelen bilgiler genelde böyle Brezilya gibi daha ülkeye uzak, kontrolü zor, takip edilmesi zor olan ülkelerdeki çalınan kredi kartlarından yapılan alışverişler olduğu da iddia ediliyor. Tabii bunların hepsi iddia. Ama bu iddiaların bir kısmı bazı yayıncılar tarafından kabul edildi. Bunlar evet para alındığını vesaire yapıldığını, kimisi haberi olmadığını, kimisi olayın böyle olmadığını iddia edenler de oldu. Elbette konu şu anda henüz tam olarak daha bir yargıya taşınmış olmasa da önümüzdeki haftalarda, günlerde muhtemelen işte mali suçlardan tutun da emniyete kadar aslında bu konuda bir araştırma yapılacağını tahmin ediyoruz. İnternette bu tarz bilgiler her yere geziniyor. Birçok video çekildi bununla ilgili. Çeşitli ithamlar var, isimler dolaşıyor. Tabii ki biz burada kimsenin ismini vermeyeceğiz ama iddialara konu olan isimlerin birer birer de açıklama yaptığını özellikle altını çizelim. Öte yandan bu olayların duyulmasından sonra bazı yayıncılarla Twitch arasındaki sözleşmeler de iptal edildi. Hatta bazı yayıncılar kanallarını veya işte bulundukları yayın gruplarını da kapattılar. Böyle bir durumda söz konusu. Tabii bu işin bu tarafı, bir de işin tabii ki resmi tarafı da var. Burada maliye olacak, emniyet olacak vesaire olacak muhtemelen. Önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size özellikle ülke gündemini meşgul eden ve Twitch üzerinden yapılan canlı yayınlarda yapıldığı iddia edilen dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili ya da kara para aklama ile ilgili bazı iddiaları videomuzda anlatmaya çalıştık. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın demeden önce sizleri aynı zamanda
teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada çok güzel haberlerimiz var. Yazılı içeriklerimizi de yine orada sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.